biliyoruz yani. Şimdi bazı şaman kabileler sadece yürüyorlar. Ve yürüdükleri yerde diyelim ki bir av yapıyor, bir su yapıyor, bir şey besleniyor. Ya da diyelim ki bir ayin olması icap ediyor. İşte orada bir şey yapacaklar. İşte diyelim ki sabahtan akşama kadar böyle gidiyorlar işte flüt, kaval yapıyor, işte davul yapıyor, bir şeyler yapıyor. Her bir şey yapıyor. Akşama çok güzel bir şekilde eğleniyoruz. İşte bir sürü böyle tatlar, lezzetler alıyoruz. Fakat yaptığı her türlü malzemeyi orada bırakıp gidiyor. Şimdi biz buradaki hani batılı düşüncesi şöyle yapıyor. Ya o kadar emek verdin. O kadar kıymetli bilmem ne şunları bunları niye bırakıp gidiyorsun? Ya da o biliyorsunuz mandalalar yapıyorlar. İşte Tibet'te bazı Uygur bölgelerinde. Adam bir yıl uğraşmış. İşte diyelim ki şekillerden bir tane senfoni yapmış. Ya da kumdan bir şey yapmış, kartlardan bir şey yapmış. Bazen yıllarca sürmüş. Tamamlıyor. Bitti ya. Bakıyor. Bozuyor. Devam ediyor. Şimdi burayı birçoğunuz anlayamıyorsunuz, değil mi? Ya bu kadar emek verdiğin bir şeyi kıyabilir mi insan diyorsun böyle şık diye devirmeye, yok etmeye. İşte diyelim ki o enstrümana o kadar emek verdin. Hayır diyor. O an için, o gece içindi. Ya da benim bunu görebilmem içindi. Evet, gördüm. Bu izi hayatıma kabul ettim. Bunun bilgisini aldım. Artık buna bir ihtiyaç yok. Peki şimdi birçoğumuz ne yapıyoruz? Yani değil o gün için yaptıklarımızı taşımak. Yıllar evvel işi bitmiş birçok şeyi taşıyoruz. İşte bu sebeple mesela biz yaptığımız hani şu anda da yine yapacağız inşallah Nisan ortasında bir derin arınma detoksu. Birçok şeyin detoksuna ihtiyacımız var. Yani sadece bedende biriktirdiklerimizi değil. Bir bakıyorsun gardırop detoksuna ihtiyacım var. Telefon detoksuna ihtiyacım var. Dost, arkadaş detoksuna, akraba detoksuna. İş detoksuna, duygu, düşünce, fikir, inanç detokslarına ihtiyacımız var. Yani detoks, toksinleri dışarıya atmaya, işe yaramayanları, faydasız olanları hayatımızdan atmaya ihtiyacımız var. Oysa ki birçoğumuz bunları böyle tutup hayatımıza taşımak üzere ya da yenisi verilmeyecek zannederek eskilere yapışan bir sistemin içerisinde yaşıyorlar. Şimdi bugün iki tane konumuz var. Diyeceksiniz ki ya alt tarafı hani alt tarafı Sapanca'dan geçiyorduk, uğradık, hadi arkadaşlar toplandık. Konu da ne? İşte öyle değil. Her günün, her halin farklı bir hediyesi oluyor. Onun için bugün burada sizler üzerinden de burada bir sürü peki dinleyen, izleyenlere iki tane konu aktaracağız. Bunlardan bir tanesi zamanın bereketlenmesinin bir sırrı var mı? Diğeri ise suçluluk duygusunun, suçluluk enerjisinin, suçlama enerjisinin yol açtığı hayatımızdaki bazı durumlar. Hangisi yeterse? Hani biz yola çıkacağız ama hani bu zaman içerisinde neye ne kadar kısmet olursa tabii sizlerin de buradaki talep, enerji ve frekanslarına göre burayı açacağız ya da diyeceğiz ki farklı zamana. Onun için izleyenler şu anda Instagram'dan izleyen arkadaşlarımız YouTube'da bu devam edecek. Yani şu anda Instagram kısa süreli böyle bir çekim yapacak. Ondan sonra bu halleri YouTube'da devam ediyor olacağız. Şimdi her biriniz kendinize bir sorun bakalım. Zamanı nasıl kullanıyorsunuz? Yaptığınız işlerde, hallerde, durumlar, zaman yetiyor mu? Bir şeye yetişme konularında zorlanıyor musunuz? Ya da bir şeye başlamada ya da sonuçlandırmada başarısız olduklarınız oluyor mu?
ve zamanla aranız nasıl? Zamanla barışık mı, kavgalı mısınız? Zaman saçanlardan mısınız? Zamanı bereketlendirenlerden misiniz? Bak size bir koca bir kamp konusu. Değil mi? Yani bunu bir hafta, bir ay konuşsak içi var yani. Ama diğer taraftan vakit, zaman kıymetli. İşte bu dönem içerisinde burada bunu nasıl anlayacağız, nasıl fark edeceğiz ya da bu alanı idrak ederek hayatımıza neler dönüştüreceğiz? Şimdi tabii biz sabah bazı arkadaşlara sorduk. Sen dedik şimdi zamanı nasıl bereketlendiriyorsun? Senin şu ana kadar zamanı saçan ve bereketlendiren tarafların ne? Bunları ne kadar görüp fark edebildin? Şimdi size de soruluyor bu. Şimdi zamanı ben şöyle saçıyorum. Bu da bir farkındalık. Bunu da anlatabilirsiniz. Ya da ben zamanın kıymetini anlayıp öğrenerek zamanı şöyle bereketlendiriyorum diyenlere mikrofonu uzatıyorum. Bizim mikrofonumuz bu galiba. Burada başka mikrofonumuz yok. Evet. Söz almak isteyenler. Evet. Kim söz almak istiyorsa geliyorum. Zaman bereketleniyor mu? Saçılıyor mu? Bakalım ben nasıl... Bereketlensin. Öyle diyelim. Peki bugüne kadar zamanı saçtığın yerler var mı? Bunları görebildin mi? Vardı. Yatayda fazla konforlu ve böyle bereketli gibi geliyor ama orada yatayda olduğum taraflar vardı. Güzel. Evet. Var mı söz? Saçtığım bazı alanların olduğunu fark ediyorum. Evet. Peki hiç zamanı böyle bereketlendirme ile ilgili bir farkındalığın, fark edişin var mı? Yani bereketlendirmek, yani organizasyonunu yapamadığım alanlarımı gördüğüm durumlarım oldu. Parayı saçanlar, zamanı saçanlar. Güzelliği, yeteneği saçanlar, zamanı saçanlar. Şimdi bak buradan size tiyolar veriyorum. Evet. Var mı söylemek istediğim bir şey? Geliyorum. Evet. Biz de öyle söz isteyene hemen geliyoruz. Şimdi şunu fark ettim. Bir zaman veriliyor bir iş için. Ben orada bir yatayda kalıp o işi yapıyorum ama yetiştiriyorum. Fakat sıkıştırarak yetiştirdiğimi. Tabii bazı zamanlarda da bir şeyi böyle çok severek, şevkle böyle akışta olduğunda da zaman hiç ilerlemedi. Yani işte 20 dakikada yapılabilecek bir işi ve 3 dakika geçmiş olduğunu fark ettim. Zamanlar da oluyor. Değişken. Evet. Yani zamanı zaman zaman sıkıştırıyorum diyor. Sıkıştırmak zorunda kalıyorum diyor. Zaman zaman da açıyorum. Peki işte bu. Zamanı sıkıştırmak zorunda kalmadığımız ya da kalmayacağımız formül ne diye soruluyor. Adam sıkı soru soruyor. Hani böyle biz sınavlarda onun için Allah'tan diyorlar. Üniversite sınavlarını siz yapmıyorsunuz. Google açık cevaplayamıyoruz diyorlar. Zaman nasıl bereketlenir Ela? Anda olarak dengede kalarak bereketlenir. Çünkü o zaman tadına varıyorsunuz ya hocam. O tadına varmakla birlikte nüfuz ediyorsunuz. O nüfuz ettiğiniz zaman kokuda, tatta, her şey içinde, mutluluk da içinde. Mutlu olduğunuz zaman zaten o işi yaparken ya da neyse o meşguliyetiniz, başarı da geliyor. O kalp çarpıntısıyla o içindeki Ela'yı, o çocuğu da kucaklıyorsun. O mutlu, sen mutlu, kainat mutlu oluyor. O titreşim hocam muhteşem bir dans. Sayenizde öğrenme yolundayım. Çok şükür, Allah çok razı şükür. Olsun. Şimdi tabii... bilgiyi hale taşıyan halini anlatıyor. Yani siz bulun diyor aslında. Yani aslında bir sürü şey anlattı ama o yaşadığı, yani zamanın bereketlenmesindeki hal bu diyor.
Fakat bilginin sırrını vermiyor size. Doğru mu? Şimdi yani bu dedik, bu anlattığından sonra siz zamanı bereketlendirebilecek bilgiye ulaştınız mı? Tam değil. Fakat bereketlendiğinin nasıl bir tat, lezzet var? Kamera yaklaşsın şöyle bir gözlerin içine Leyla'nın. Değil mi yani bak. Zaman bereketleniyorsa damağına nasıl bir tat geliyor, nasıl bir lezzet geliyor Ela? O anlatın. Zamanın nasıl bereketlendiğinin hali bu. Bilgisini anlatmak isteyen varsa el kaldırsın geleyim. Bak geldim. Evet hoş geldik. Hoş bulduk. Ay 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 bu delikanlı ne kadar yakışıklı bir şey böyle. Hay maşallah sana. 41,5 kere maşallah. Gel gel gel. Oo evet. Bir dakika nerede bizim Akhan? Nerede Akhan geziyor mu? Evet. Hadi bak geziyor da. Yok o değil. Bizimki o kadar büyük değil. Evet. Hoş geldin. Hoş geldik. Sen çok yakışıklısın. Çok maşallah. Hollanda'dan geldi hocam. Hoş gelmiş. Oy hoş geldin. Hadi konuşmak istiyorsan konuş. Var bize yani öyle şey yok. Evet kablolar istiyorsun ama bize birazcık lazım. Evet şimdi. Şöyle ki hocam, geçmişte her şeyi aynı anda yapmaya çalışan, hatta bununla da çok gurur duyan, çok becerikliyim, çok hızlıyım, çok hareketliyim diye kendimi manipüle edip de zamanı kullanıyordum. Fakat kendimi çok aşırı da yoruyordum. Ve bu sonrasında aritmi bozukluğuyla kalp rahatsızlığı yaşatılmıştı geçmişte. Sonra orada şuydu farkındalık, içinde olamıyordum yaptığım, evet çok şey çıkıyor ortaya fakat ben yokum. Şimdi bu gelişmişlikle ve öğretilerle, verdiğinden çok aldığıma odaklanmayla, yani ne alıyorum ki o zamanın içinde nasıl oluyorum bilgisi açılmaya başladı. Bunu derslerimden örnek verebilirim. Mesela bir şeyin içindeki kazanç çoğalıyor. Ders öğretirken aslında dersten de ben öğrenciden ne öğreniyorsam orada benim bakış açım ya da bir arada yaşadığım zaman genişliyor. Zaman kavramı kalmıyor aslında. Yani ders ne zaman bitecek ya da sıkıldı, yoruldu gibi bir kavramın dışına çıkıp zaman direkt içeride açılıyor. Alma senin içinde daha büyük bir haz yaratırken verdikten, hani verme kavramı ortadan çıktığı için zaman harcanmamış oluyor. Evet. Güzel. Evet. Zaman nasıl bereketlenir? Bilgi ya da hal paylaşmak isteyen var mı? Bak açık yani. Hal olarak söyleyeyim hocam. Evet. Ben 60 yaşında bir şirkette çalışıyordum. O işi çok severek yapıyordum. 30 tane müşterim vardı. Ben farkında değildim ama bu nasıl yaptım bunu o dönemde, sonradan farkına vardım. Her şey böyle çok çabuk ilerliyordu. Yani ben bütün işleri zırt zırt yapıveriyordum. Ben yaptıkça millet bana müşteri ilave etmeye başladı. En sonunda benim 100 tane müşterim oldu. Ama ben bu 100 tane olana kadar gayet mutlu mesut çalışıyordum. Yani dinlenmemi de yapıyordum, her şeyimi yapıyordum. Yani hiçbir şey bana ağır gelmiyordu o noktaya kadar. Sonra birdenbire o 100'ü aşmaya başlayınca ben altında çöküp alıyoruma geldim. Ve zamanı genişlettiğimi o dönem fark ettim. Bunun için arkadaşlara şunu söyleyeyim. Mesela 4. Levent'ten Karaköy'deki deniz otobüsüne yetişeceğim. Yarım saatim var. Yarım saatte ben oraya varıyordum. Sonra bunu bilinçli yapmaya başladım. Ama bunu tarif edemem yani tarif olarak. Sadece şey yapıyordum. Kodluyordum diyeyim. Ben o deniz otobüsünü yakalayacağım. Ondan sonra da düşünmeyi kesiyordum. Evet. Ve yakalıyordum o deniz otobüsünü. Güzel. Peki şimdi soruyu tersten soralım. Zaman nasıl saçılır? Ne yaparsan zamanı saçarsın. Ya da geçmişte ne yaptığında zaman saçtın? Hoş geldik. Evet. Geçmişte ne yaptığınızda zamanı saçan oldunuz? Pardon. Sanki zaman birimlerini bölüp parçaladığımız gibi yani şu zaman bu zaman deyip işte o vakti geldiğinde de şimdi değil şu dakikada yaparım bu dakikada yaparım. Yani zamanın bütünlüğünden uzaklaştığımızda sanki delik biraz azalıyor. Yani burada zamanı hiç saçmamış olan var mı?
Yok hocam. Parasını hiç saçmamış olan var mı? Bak öncelikle yani bir kendimizi kabul edelim. Geldim hemen. Kontrolcülük yaptığım zaman, bedenimi de saçtım, paramı da saçtım, zamanımı da saçtım, bunu fark ettim. Ama güne erken kalkıp keyifle başlarsam, zaman da genişledi, ben de rahatladım, akışa girdim ve fark ettim. Evet, şimdi izleyicimize de soruyoruz. Onlar da kendileri otursun yazsın. Ne zaman, neden zamanı saçtın? Nerelerde zamanı saçtın? Bakın, her birimize soruyoruz. Çünkü zamanı nerede saçtığını görebilirsen toparlayabilirsin. Zamanı saçmanın tersi zamanı doğru kullanmak. Ne bilmiyordun da, neyi fark etmiyordun da zamanı saçıyordun? Yani her şey benim elimdeymiş gibi düşünüyordum. Yani ben kontrol ederim, ben yaparım ama bunun benimle ilgili değil, benden daha büyük bir gücün elinde olduğunu fark edince ben çekildim, gerisi aktı. Çok şükür, akıyor. Güzel. Var mı cevap? Gelelim. Evet. Aç, rahatsız olma, geldik. Geçen şimdi arkadaş konuşurken annemle hastaneye yatıracağım pazartesi günü. Tam trafik sıkıştığı hastanenin önünde bir teyze cama geldi. İlla beni elime bırak işte şöyle böyle. Ben geçmişte de yapmıştım ama yani götürmem gerektiğini niye bana geliyor? Bana geliyorsa talep etti diye düşündüm. Ama orada öncelik annemindi. Sonra götürdüm teyzeyi. Çok yalvar. Gitmedi başka birisinin arasına gitmedi. Evi de bayağı uzakmış. Götürdüm arabayla geldim. Sonra doktora girdim. Doktor dedi yatış yapacaksınız şimdi mi geliyorsunuz deyince dedim ben. Yani önceliğim annemdi. Annem için oraya gidiyordum. Kendimizi bırakıp onu yapmamalıydım. Hayır demeyi hala öğrenmemişiz demek ki. Şimdi öyleyse bize bir formül veriyor. Şimdi bir adım veriyor. Değil mi? Bakın küçük küçük tiyolar geliyor. Önceliğini bilmeyen diyor, zamanı saçar diyor. Değil mi? Bir formül bir tane verdi bize. Kaç tane alabilirsek? Geliyoruz. Evet. Şimdi bakın. Şimdi basit gibi görünen konunun arkasına bakın neler çıkacak. Zamanı saçtığımı kendim şöyle idrak ettim. Yapmak istemediğim her şeyin içinde zamanımı saçıyorum. O an bir iş yapmam gerek. Gerekmiyor ama gerekiyor gibi kendime bir olay yaratıyorum. Onun içinde kayboluyorum o zamanın içinde. Çok önemli. Şimdi bak hemen tık diye ikinci madde geldi. Öncelik... Gönülsüz, isteksiz, mecburen yaptığım her şeyin içinde şu ana kadar diyor zamanı saçtım diyor. Şimdi hemen oraya sorumuzu ekleyelim. Gönlün olmadığı halde o işleri yapmaya kendini niye mecbur hissediyordun? Kibir mi? Ego mu artık bilmiyorum ama. Hesap. 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 Doğru. Hesap yapıyordu. Hesap yapan ne yapıyordu? Hesap öder. Hesap öder. Hesabı neyle ödedi? Zaman. Zamanla. Kredi kartından zaman çektiler. En kıymetli şeyle. En kıymetliyle ödüyorum. Evet. Ödedim şu ana kadar. Evet. Şimdi bakın. Her şey bir matematik diyoruz ya. Şimdi doğru şekilde gördüğünüzde, yani sadece şuradaki şu konuyu dahi anladığınızda hayatınıza harika bir düzen verebilirsiniz. Çünkü hayatınızda eğer gerçekten doğru düzenler varsa ve zamanın kıymetini bilip bereketlendirebildiğin an para bereketleniyor, sağlık bereketleniyor, ilişkiler bereketleniyor. Sevgi bereketleniyor. Zaman bereketlendiğinde... An bereketleniyor. An bereketleniyor. Bulunduğumuz an bereketleniyor. An derinliğin artıyor diyor. Ne demek bu? Yani yaptığımız, bulunduğum o durumun içindeki tat, kıymet, kıymeti evet. Ne anlıyorum? Yani şöyle... Hani an dediğiniz şey herkes için aynı an değil. Kendim
Yani su diyoruz, deniz diyoruz. Hangi deniz, hangi seviyede deniz? Şimdi temiz ve kirli denizler de var değil mi? Yani adam öyle bir çukurun içindedir ki o da bir andır. Bir korku çukurunun içinde bir an yaşar ve orada hapsolur. Bak nasıl ters köşeler var o ancılar için. Hani bilmeden böyle bir şey yapışanlar için. Bu sebeple zamanın kıymetini bildikçe önce burada bir bereketi isteyebiliriz. Yani zamanın bereketini isteyebilmek için önce bir zaman ne demek? Zamanın bir kıymeti senin için var mı? Şimdi birçok kişi için zaten zamanın bir kıymeti yok ki. Zamanımı vereyim ne olursa olsun yani. Hatta bir de boşa geçsin harcayayım ki bitse de gitsek diyor yani. Peki diyor ya. Biz seni bitiririz ama diyor. Bu sefer zaman seni bitirmek üzere bir plan ve program yapıyor. Evet, önemli bir yasayı daha duyduk. Evet. Bak siz açarsanız açacağım. Bu bir çünkü sırlı bir çalışma. Siz adım atıp açtığınızda ben bir tane daha açacağım. Bir siz açacaksınız, bir ben açacağım. Bak alışverişimiz böyle. Zamanı çok hızlı yaşayarak zamanı saçıyordum. Çok hızlıyım. Ben her şeye yetişebilirim. Sağlıklıyım. Bunu düşünürken, bunu yaşarken zaman saçılıyordu. Sonra yani bir dönem durmam gerekti. Durdum. Sonra dönüp bir baktım. Durduğumda kendimdeyim, andayım. Daha çok olayların farkındayım. Ondan sonra zaman daha çok bereketlenmeye başladı benim için. Çok güzel. Istiyorum. Evet, zaman nasıl bereketlenir? Zamanı bereketlendiren mi? Kullanan mı? Harcayan mı? Saçan mı? Savuran mıyız? Gayet mantıklı bir soru. Hocam belirli bir hedefimiz olmadığında da zamanı seçiyoruz. Yani benim deneyimlerimde en azından. Aslında o hani neye ulaşmak istediğini gördüğünde de orada bir genişleme oluyor. Evet, çok önemli bir mevzu. Var mı? Hoş geldik. Mesela kaygıyla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Gelecekle ilgili kaygılandığım herhangi bir şey varsa, atıyorum mesela aylar sonra karşılaşabileceğim bir şeyi, ihtimal bile olsa ben aylarca onu düşünerek bol harcıyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum, bir şey yapmıyorum. Bak ne kadar güzel bir kelime kullanıyor. Boşa harcıyorsun. Şimdi avara kasnak diye bir şey duymuştum böyle. Ya dedim bu ne demek? Hiçbir yerde de duymamışım o zamana kadar. Avara kasnak, boşa çeviren bir şey. Bir de bunu böyle şeylerde yaparmış. Hani böyle bir eşeği, katırı bağlıyorlar. Hani değirmeni normalde çeviriyor. Önüne bir işte havuç ya da bir şey koyuyorsun diyelim ki. O onu yemek için ilerledikçe koca bir değirmeni çeviriyor. Fakat bir şey olmadığında da hayvan alışmış. Yani o yörüngesini tamamlayarak boşta çeviriyorlar. Yani hareketin ve emeğin ne buğday öğütüyor, ne değirmeni çeviriyor, ne bilmem ne yapıyor. Ama sen o otomatizmanın içerisinde rutinini tamamlıyorsun. Öyleyse rutinlerin birçoğu zaman saçmak. Otomatizmaların birçoğu zaman saçmak, alışkanlıkların faydasız olanları zaman saçmak, sonucunda bir şey elde etmeyeceğin, hedefini görmeden yaptığın her şey zaman saçmak. Şimdi kişi diyor ki ben ilerliyorum diyor mesela, bir yere gidiyor. Nereye? Gidiyorum. Ama senin gideceğin yer orası. Ama ben yürüyorum ya diyor. İşte zaman saçmak. Birçok kişi kitap okuyor, eğitim alıyor, okullar bitiriyor, diplomalar alıyor. Peki diyoruz bu diplomayı niye aldın? Lazım olur diyor. Bugün ülkemizdeki diplomaların
yarıdan çoğu lazım olur diploması. Yani zaman saçmak. Ve bu sefer üniversite mezunu bir sürü genç, diploması asılı. Ne iş yapıyorsun? Yani o diplomayla alakalı iş yapan sayısı %10 varsa çok iyi bir rakam yani. Bir de yani o işi yaptığı halde o işten memnun olanların sayısına baktığımızda o da onun bir %10'u. Ve böyle gittiğinde kendinden memnun, kendinden razı, hayatından, işinden, mesleğinden, yaptığı işten, hayata verdiklerinden ve aldıklarından razı insanlar sayısına baktığında gittikçe binde bir, on binde bir, yüz binde bir ve sebep şu anda konuştuğumuz konu ne kadar basit değil mi aslında? Bir tanesi zamanı saçmak, bir tanesi bereketlendirmek. Hiç zamanı bereketlendirmek diye bir konu duydunuz mu siz bugüne kadar? Bizden duymuştuk. Oysa ki bakın, belki dünyadaki en önemli konu yani. Yani burada şimdi diyelim ki bir saatimiz var. Bu bir saati 1000 saat gibi yaşadığınızı düşünün. Ne kadar verimli değil mi? Yani bir saniyenin içerisinde diyelim ki öyle bir farkındalık kazandın ki senin yıllarca diyelim ki çabalayıp da emek verip de yapacağın zenginliği, maddi ve manevi kapıları tık diye açtı. Fakat sen o bilgiyi alabilmek için, yani şu anda hepimiz burada bu sohbeti dinleyebilmek üzere bir şey veriyorsunuz. Zaman veriyorsunuz. Şu anda siz ister bilin ister bilmeyin, zaman akçenizden şu anda sürekli ortaya para koyuyorsunuz. Bir saniye, bir saniye daha, bir saniye daha. Sürekli gidiyor bakın. Peki bu koyduğun, ortaya koyduğun para, enerji, zaman karşılığında sana zaman mı kazandırıyor, zaman mı kaybettiriyor? Şimdi bakın. Ne kadar önemli bir şey. Yani bir kitap okuyorsun, bir film seyrediyorsun, bir dizi seyrediyorsun, bir ilişkinin ya da bir alışverişin içindesin. Her ne olursa olsun oraya zaman ödemesi yapıyorsun. Peki bu zaman ödemesi yaparken kazancın kaybından az mı, çok mu? İşte eğer kaybın çoksa zamanı saçıyorsun. Kazancın çoksa bereketleniyor. Bakın önce şimdi tanımı biraz daha yaptık. Şimdi bir daha soralım. Kimler zamanı nasıl bereketlendiriyor? Yani mesela arkadaşlar şunu demiyor. Ya biz kampa geldik, zamanımızı bereketlendirdik. Buradayız, zamanımızı bereketlendirdik. Burada şu anda zaman, ya da şu anda bazı arkadaşlar dinliyor. Aa diyor, bak tık 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 tık. Bütün hayatı gözlerinin önüne geliyor. Bugün anlasaydık diyor, zamanda bak şu kadar yıl kaybettik. Tamam da diyoruz, o kaybettiğin yıllar zaten bugün bizi dinleyecek hale getirdi seni. Bizim bu söylediğimizi anlayabilmek için o kadar yıl zaman saçtın. Şimdi değerini bilme zamanı. Tabii çok şükür bu işi daha az hasarla atlatanlarımız ya da bayağı büyük iflaslarla buraya gelenlerimiz olabiliyor. Evet, hoş geldik. Hemen oturun. Evet, el kaldıran vardı. Sen mi? Evet. Bitti, evet. Berat Bey. Evet, geldim. Hocam şimdi aslında zaman dediğimiz zaman, zaman nedir? Zaman bizim yaşam süremiz. Bu dünyaya gelişteki saatimiz, dakikamız ve saniyemiz. Bize ne öğretildi? İşte 8 saat çalışırsın, 8 saatin sonunda boş zamanların olur. Boş zamanlarında ne yaparsın? Kitap okurum, sinemaya giderim, yüzerim. Bize boş zamanlar yaratıldı. Aslında biz onun hayattan tat alabilme duygusuna haiz olabilseydik, hiçbir zaman insanın boş zamanı olmayacağını bilirdik. Bize öğretilen
o boş zaman kelimesinin aslında bunun idrakine varıyoruz şu anda biz. Bir saniyemizin bile, her saniyemizin bile kıymetli olduğunun farkındayız. Zamanı bereketlendirme konusunda da bir yaptığımız işe odaklandığımız, onu hakkıyla yapıp severek yaptığımızda da o zaman yaptığımız iş de bereketleniyor, zaman da bereketleniyor. Çok güzel. Şimdi tabii bu boş zaman kelimesi de çok böyle ince ve çift taraflı bir kılıç. Şimdi bir tanesinde gerçekten zamanı öldürerek bir boş zaman var. Bir de o boşluğun içerisinde zamanın bereketlenmesi ve değerlenmesi var. Mesela bizim de kullandığımız çok önemli bir teknik var. Detokslarda özellikle kullanırız bunu. Bütün dostlar ve arkadaşlara da tavsiye ederim mesela. Herhangi bir yere geç, otur ve hiçbir şey yapma. 5 dakika. Hiçbir şey yapmamak demek, seyretmemek demek değil. Çünkü bizim görevimiz ve işimiz seyretmek ve şahit olmak. Ve sadece bu seyir ve şahitlikte hiçbir şey yapmadığında çok enteresan bir şey oluyor. Bir mekanizma başlıyor. Buna önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle biyokimya bilimi orada ne olduğunu bize daha iyi anlatacak. Biz işin mana tarafındayız. Birdenbire beyin o boşluğun içerisinde nerede ne çalışıyor ne çalışmıyor. Hangi sistem diyelim ki imdat diyor. Hangi hücre işte benim yardıma ihtiyacım var diyor. İşte o 5 dakika içerisinde dinlemeye ve duymaya başlıyor. Ve hasta bir bölge varsa orayı onarabilmek üzere alarm zilleri çalıyor. Ve biz içeriden burayı duyarak oranın tedavisine başlayabiliyoruz. Bak şimdi 5 dakika boş zaman dedik. O boş zamanda beyin bir sürü uğraşılarını, hareket etmeyi bilmem neyi, o bütün sistemden arındığı ve durulduğu, net görmeye başladı. Her şey çökünce sular çöktü. Bütün o kumlar çöktü. Ve senin nereyi ihmal ettiğin, nerede kendine zarar verdiğin görünerek hop o boşluk senin zamanı bereketlendirecek bir sağlık kavramını ortaya getirdi. Şimdi öyleyse hani boş zaman var, boşluk var. Yani burada birçok kavramın ve bilginin de çift taraflı kılıç olduğunu görmemiz çok önemli. Biz bunu kampta anlattık. Hem hem yasası dedik. Hem öyle hem böyle. Şimdi hem boşluk bunu yapıyor hem bunu yapıyor. Bir tanesi zaman öldürüyor, birisi zaman kazandırıyor. Evet. Bugün evet. Hadi bakalım. Bu dediğinizi yaşadım. Evet. Geceleri 2'de uyandığım böyle bir geceleri 2'de uyanıp böyle bir kitap okuduğum zamanım var. Kendimi ayırdım. Gece 2 ile 3 arası diyeyim. O saatler arasında böyle bir kendime kalıyorum. Her şeyin böyle bir değişik bir hisler gelmeye başladı ve korktuğum an oldu o an. Kendimi kapattım. Hemen dedim gidip uyuyayım. şimdi bunu siz dillendirdiniz. Orada ne istediğimi, yani Petro'nun ne istediğini görmeye başladığım bir. Evet. Ama yüzleşmek herhalde ağır geldi bana o an. Kendimi kapattım dedim, ben kitabı da bırakayım şimdi gidip uyuyayım. Evet. Şimdi bu olduğu gibi aynı zamanda işte bizim beynimiz de görmeye başlıyor. Örneğin frekans biliminin çok enteresan bir sistemi var. Hani o frekanslarla yaptığımız çalışmaların en önemli noktası beyninizin neresinde rahatsızlık ve hastalık varsa orayı beyne göstererek uyarmak. Hani şimdi kullanıyorsunuz ya biyonixleri falan. Oradaki en önemli teknoloji diyelim ki sizin
herhangi bir organınıza bir rahatsızlık var. Diyelim bu mesela karaciğeriniz olsun. Karaciğerinizin rahatsız ve hasta olduğunu beyninize fark ettiriyor ve beyniniz orayı iyileştirmek üzere ekstra iyileştirici bu sefer çeşitli sistemleri harekete geçiriyor. Peki beyin neden bunu anlayıp fark edemiyor? Çünkü meşgul. Çünkü sen zamanı saçıyorsun. Kendine, kendinle kalacak bir 5 dakika dahi ayırmıyorsun. Formül bu kadar basit bakın. Yani sağlıklı kalabilmenin çok önemli şu anda bir formülü söylüyorum. Ama o kadar basit ki yani şimdi birçok, şimdi burada da ne kadar basit değil mi? Hiç küçümseyecek bir şey bu. Şimdi bir hekim olarak böyle bir şey dese birisi ne dersin? Yani eskiden tabii ki de çok sıradan geliyor. Sıradan dersin. Ama o kadar önemli ki. Yani koca bir frekans tıbbının yapmaya çalıştığı şeyi otomatikman 5 dakika kendi içerisinde sadece kendini bırakarak bir boşluğun içerisinde beden yapabilecek hale gelebiliyor. Ama diyorsun ki ne kadar sıradan bir şey. Oysa ki işte biz zaman harcamayı, hani zaman harcamak diye bir deyim var biliyorsunuz. Para harcamak, sağlığı harcamak, güzelliği harcamak, gençliği harcamak ya da tüketmek. Tüketmek bu arada yok etmek bakın. Peki neden dolayı zamanı, güzelliği ya da bize emanet edilen şeyleri biz yok etmek istiyoruz? Çünkü senin için bir değeri yok. Peki şuraya gelelim adım adım. Saatimiz kaç bu arada? 52 geçiyor. Kaç? 42 geçiyor. 42 tamam. Biz 8 dakika sonra mola verelim. Zaman neydi? Eril, baba, ruh, maneviyat değil mi? Şimdi öyleyse senin için bunların bir önemi kıymeti olmadığı için harcıyordun. Bir yere zamanında gidemeyen, sürekli bir yere yetişmek zorunda kalan, sürekli içi içini yiyip de acele etmek zorunda kalan, haydi hemen çabuk, çok hızlı bilmem ne diye kendini acele ediyormuş gibi gösteren bütün arkadaşlarımız bol bol zaman harcayan, zaman ve babayla helalleşemeyenlerimizdir. Bak tık kestik. İtiraz olan var mı? Var mı? Oralardan da soranlar. Yokmuş bak. Şimdi öyleyse bu acele eden tarafımız zamanı saçtığı için, bak ben zaman saçmıyorum, ne kadar da acele ediyorum diye kendine sunum yapan ama diğer taraftan da halının altına süpüren yatay taraflarını, erteleyen taraflarınızı, ki ertelediğin her şey kendinsin yani. Hani bak ben iş ertelerim. Hayır, kendini erteliyorsun. Ben bir işe başlamayı sürekli ötelerim. Hayır. Ötelediğin yine sensin. Ve şimdi burada başka bir kavram giriyor. Şimdi bu alana geleceğiz tekrardan. İşte burada bu sefer bu öteleyen, sallayan, geciktiren, geciken ya da acele ediyormuş gibi yapıp da yatayda yayılan taraflarımız içeriden kendini suçluyorlar. Çünkü biliyorsun, dışarıya çaktırmasan da varlığın bunu biliyor. İşte biz zaman ve Rahman'la barışık olmadığımızda kendimizi suçluyoruz ve kendimizi suçlu hissettiğimiz için de bu sefer bunu da bir aşağıya süpürüyoruz. Dışarıda suçlayacak insanlar, kişiler ve olaylar arıyoruz. Şimdi bakın ne kadar önemli bir formüle geldik. Kim ki dışarıda herhangi bir kişiyi suçlayacak bir pozisyon yaratıyor,
Cümle enteresan. Bilin ki kendini suçlu hissediyor. Kendi yaratımına kızıyor. Ama içeride de yaradanı yarattıklarından dolayı suçluyor. Bu dediğimi anlamayan var mı? Çok güzel anladık. O zaman şimdi mola veriyoruz. Biraz dinlenelim, hazmedelim. Vaktiyle yeni güzellikler, yeni tatlarda.